Gaziantep'te hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan ve içerisinde giyimden gıdaya, hijyenden kırtasiyeye kadar birçok ürünün yer aldığı İyilik Marketi Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Tabi Ramazan'ın rahmet iklimini, bereket iklimini, o manevi iklimini bütün güzelliğiyle yaşayabilmek için bizler de müftülük olarak Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi olarak birbirinden farklı çalışmaları gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Bu iyilik marketi vasıtasıyla da ilimizdeki muhtaç kardeşlerimize gıda paketi, hijyen paketi, hane ziyaretleri şeklinde yardımlarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. İyilik marketi çalışmamız veren el ile alan el arasında biz köprü oluyoruz. Gaziantep'in hakikaten çok kıymetli hayırseverleri var. Bu hayırseverlerimizden elde ettiğimiz imkanları iyilik marketimizde bir araya getiriyoruz. Ve sonrasında mahallelerde din görevlilerimiz vasıtasıyla tespit edilen muhtaçlar belirleniyor. Ve onların haneleri ziyaret edilmek suretiyle hem Ramazanları tebrik ediliyor hem de onlara bu yardım paketleri ulaştırılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl 5000'e yakın kardeşimize ulaşmıştık. Hedefimiz inşallah bu rakamı bu yılda arttırmak suretiyle sürdürmek. Türkiye Diyanet Vakfı bu anlamda vatandaşımızın iyilik eli, vatandaşımızın güven kaynağı ve vatandaşımızın bu noktadaki hassasiyetlerine, vatandaşımızın bu konudaki yaklaşımına uygun olarak bu hayri hizmetleri yürütmek için gayret ediyoruz. Malumunuz depremden etkilenen bir iliz. Bu depremde birçok camimiz maalesef deprem sebebiyle yıkılmıştı. Şimdi kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için bir takım formüller geliştirmeye çalıştık. Bu bağlamda özellikle depremden en çok etkilenen Nurdağ ve İslahiye ilçelerimiz başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda 27 adet konteyner mescit kurduk, 38 adet çadır mescit kurduk. Yine 16 adet de prefabrik mescit kurarak vatandaşlarımızın teravih namazlarını, vakit namazlarını, cuma namazlarını eda edebilecekleri ortamlar hazırladık. Yine bu Ramazan dolayısıyla da iftar çadırları kurmak için gayret ediyoruz. 4 farklı noktada, Nurdağ ve İslahiye başta olmak üzere 4 farklı noktada günde yaklaşık 4000 kişiye hizmet sunabilecek iftar çadırı kurduk.